Hiç nefes aldırmaz. Hemen böreği de kapatır. Yavaş yavaş size çorbalarınızı da vereceğim. Sorularıma devam ediyorum. Mesela yurt dışından benim bildiğim kadarıyla birçok şey için de geliyorlar ama bu konu için özellikle geldiklerini çok, duyuyorum. Benim çok arkadaşlarım var. Yurt dışından eskiden Türkiye'den yurt dışına giderlerdi. Evet. Şimdi bu türlü işlemleri yaptırmak için yurt dışından Türkiye'ye geliyorlar. Mesela onlar geldiğinde nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar, biraz onlar hakkında da tiyolar alalım sizden. Şimdi onlar gelmeden önce muhakkak bir kere mail yoluyla merkezlere fotoğraflarını gönderip net fiyat bilgisinden tutun, işlem bilgisinden tutun muhakkak detaylı bilgi alsınlar. Hı hı. Geldiklerinde tamam, her ne kadar kişi mail yoluyla bilgilendirilse de uzmanı görmek istesinler. Plastik cerrahla birebir konuşsunlar. Hı. İşlemin tüm detaylarını başından sonuna kadar detaylı bir şekilde öğrendikten sonra aklında olan soruları, anlamlı ya da anlamsız hiç önemli değil. Evet, teorik açıdan bilgiler olmayabilir ama en azından bütün soruları yönelsinler. Şimdi bazı beyler çok çekingen ya da çok mahcup geliyorlar. Soru sormaktan korkuyorlar. Kadınlar olsa her şeyi sorar. Aynen öyle. Hiç korkmasınlar. Önce sorularının cevaplarını alsınlar. Ondan sonra saç ekimi yaptırsınlar. Hı. Zaten artık saç nakline gelmeden önce kişiler detaylı bir şekilde gerek TV ekranlarında gerek internet yoluyla bilgilendiriliyorlar. Yine gelmeden önce muhakkak burada VIP hizmeti de veriliyor artık bizim ülkemizde. Tabii. Kişiler havaalanından alınıyor. Evet. Hastanelere getiriliyor. Otel rezervasyonları yapılıyor. Tabii düşünsenize, bilmiyor olabilir. Aynen. İstanbul'u tanımıyor olabilir yani. Tatil rezervasyonlarına kadar yapılıp işlemleri bittikten sonra yine gidecekleri havaalanına eşliğimizde bırakılıyorlar. Oo, çok güzel. Artık çok konforlu oldu saç ekimi. Yani hem geziyorlar, hem Türkiye'yi tanıyorlar, hem İstanbul'u tanıyorlar, hem de estetiklerini değiştirip gidiyorlar ki estetik zaten en önemli şey. Aynen. Ben birçok tatil planlarını böyle yapanları biliyorum yurt dışında. Evet, hem evet. Türkler hem yabancılar. Kesinlikle. Geliyorlar burada tatilini planlıyor. Planlamışken de Türkiye'de bunlar yurt dışından çok daha uygun fiyata yapıldığı için geliyorlar. Kaliteli ve yapılan yerler. Evet. Aynen öyle. Onun için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu da çok, çok gurur verici bir şey. Hem bizim turizmimiz için hem de sağlık sektörü için büyük bir gelişme. Bu arada en son soru olarak şunu sormak istiyorum. Kaç yaşında yaptırabilirler bunları? Bir yaş ortalaması var mı? 18 yaşının altında hiçbir şekilde zaten işlem yapılmıyor. 18... Kel bile olsa mı? Mesela erkenden döküldü. Kel bile olsa yaptıramıyor. Hmm. Çünkü lokal anesteziyle yapılıyor. 18 ila 70 yaş arasında herkese, önemli bir sağlık sorunu yok ise, bu da çok önemli. Tamam. Herkese saç nakil işlemi çok rahatlıkla bir gün içerisinde yapılabiliyor. Hmm. Çok